Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ee, sellem. Evet kıymetli arkadaşlar yeni bir Arapça videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz değerli arkadaşlar ismi işaretler konusu. Zaten ismi işaretler birçoğumuzun da bildiği gibi veyahut da anlayacağı gibi ismin yerine geçen bir takım işaret zamirleri veya sıfatları diyebiliriz. Bu anlamda Arapçadaki ismi işaretler temelde erkek bayan ayrımından dolayı yani müzeker müennes ayrımından dolayı iki farklı formda geliyorlar. Bunların tekil, ikil ve çoğul hallerinde göz önüne aldığımız zaman birkaç farklı versiyonu ortaya çıkıyor. Şimdi değerli arkadaşlar ismi işaretleri temel olarak bakalım inceleyelim. Bununla ilgili cümle kurulumlarına geçelim. Bunun üzerinden ismi işaretlerin Arapça cümle mantığındaki yerini anlamaya çalışalım. Evet kıymetli arkadaşlar ismi işaretler Hâze, hâzâni veya hâzeyni, hâulâi şeklinde bunlar erkekler için kullanılıyor. Hâzihi, hâtâni, hâteyni, hâulâi bunlar da yine bayanlar için kullanılıyor değerli arkadaşlar. Bunlar da hâulâi lafızlarının ortak kullanımı sizin dikkatinizi çekmiştir. Bunun dışındaki lafızlar farklıdır. Bunlar arkadaşlar yakın, yakına işaret etmek için kullanılıyor. Yani bu, bu ikisi bunlar. Yine hâzihi de bayanlar için bu. Bu ikisi bunlar şeklinde yakın olan bir şey işarette bunları kullanıyoruz. Diğer şekilde uzağa işaret etme amacıyla kullanılan ismi işaretlerimiz ise velike, vanike veya zeynike, ulaike şeklindedir. Bayanlar için de tilke, tanike, teynike ve ulaike şeklindedir. Burada da yine değerli arkadaşlar ulaike lafızları dikkatimizi çektiği gibi ortak bayan ve erkek ortak kullanımıdır. Yani çoğullar ortak kullanılıyorlar. Burada yer zamirleri arkadaşlar, mekan belirten e, zamirlerimiz var. Yine bunları da ismi işaretlerin e, altında inceliyoruz. Çünkü bunlar aslında bir mekana işaret için kullanılıyor. Bir mekana e, bir şekilde vurgu yapmak için kullanılır. HUNA, HUNAKE, HUNALIKE gibi. Burada değerli arkadaşlar mekanın bayana erkeği olmadığı için işarette temel olarak bunlar e, bayana da erkeğe de aynı şekilde kullanılmaktadırlar. HUNA. Burada ortak müzekker menes ortak kullanılıyor. Burada manasındadır. Hunake orada manasında. Hunalike de yine orada manasında kullanılır. Ancak buradaki hunake ifadesi huna ifadesiyle hunalike ifadesinin arasında bir yerde durmaktadır. Yani yakına işaret ediyorsanız huna, biraz uzağa işaret ediyorsanız hunake, daha ileriye işaret ediyorsanız hunalike ifadesini kullanırsınız i̇sm işaretler arkadaşlar çok da e, karmaşık bir konu değil Arapçanın içerisinde. E, dolayısıyla cümle örneklerinden siz de zaten rahatlıkla bunun anlayacaksınız. Bununla ilgili cümlelere geçelim. Hâzâ <laughs> kalemun. Bu bir kalemdir. Hâzâni <laughs> kalemâni. Bu ikisi kalemdir. Hâulâi <laughs> aklamun. Bu kalemlerdir. Hâzihi <laughs> seyyâratun veya hatani seyyaratani zaten tercümeleri yanında yazdığı için tekrar zikretmiyorum. Ha ula seyyarat zalika kitabun vanika kitabani ulaika kutubun tilka safinatun tanika safinatan ulaika sufunun veya safain. Şimdi kıymetli arkadaşlar burada dikkatinizi çeken yine tekillik, ikillik ve çoğulluğa dikkat edilmiş. Gördüğünüz gibi hâzâ müfret geldiği için kalemde müfret gelmiş. Hâzâni tesniye geldiği için yani İlk baştaki ismimiz ikil geldiği için ismi işaretimiz. Burada e, kalemani ifadesi de yine ikil gelmiştir. Ha Haulai çoğul, cem geldiği için aklamun çoğul gelmiştir. Herdihi seyyaratun ifadesinde hâzihi müennes. Seyyaratun da bu anlamda müennestir. Zaten aslında seyyaratuna işaret amacıyla hâzihi müennes getirilmiş. Dolayısıyla işaret ettiğimiz şey müennesse ve onun e, sayı olarak da tekilse onun müfret müennes kalıbını kullanıyoruz. Eğer müennes olup da ikil olursa bu sefer de onun ikil formunu kullanıyoruz. Hem sayıya hem de müzekker müennesliğe dikkat ediyoruz. Yani tamamen iki ucuda cümlenin iki ucuda basit cümlemizin her iki tarafı da kesinlikle hem sayı olarak hem de cinsiyet olarak yani müzekkerlik mühendislik olarak birbirine uyum sağlamak durumunda. Evet kıymetli arkadaşlar müzekker ve müennes uyumundan size bahsedeceğim. Ee, müzekker arkadaşlar sonunda yuvarlak tay marbuta bulunmayan, yani bir kelimenin sonunda tay marbuta yoksa ve bu kelime insan e, veyahut da diğer canlılarla ilgili düşündüğümüz zaman dişil diyebileceğimiz bir forma girmiyorsa burada bu kelimeyi müzekker olarak kabul ediyoruz. Ve bu kelimenin kullanımı da zamirlerle veya ismi işaretlerle kullanımı da aynı şekilde müzekker olmak durumundadır. Sadece burada sayı biraz daha dikkat edilmesi gereklidir. Yani bu müzekker olan isim tekilse tekil zamir veya ismi işaret, ikilse ikil olan zamir veya ismi işaret, çoğulsa üç ve daha fazlasını ifade eden zamir veya ismi işaret kullanılmalıdır. Mühennesler de arkadaşlar dişil olan kelimelere denilir. Kıymetli arkadaşlar dişil olan kelimeler zaten e, müzekkerin de tanımından anlaşılacağı üzere müzekkerin tersi olanlar. Yani sonunda taymar buta bulunan kelimeleri biz direkt olarak müennes kabul ediyoruz. Bununla birlikte gerçek manada bayan olarak, müennes olarak, dişi olarak gördüğümüz şeyler de insan olsun veya diğer canlılardan olsun. Bunlar da zaten gerçek, hakiki müennes olarak kabul ediyoruz. Bunun dışında bir takım müennesler var ve bunlar Araplardan işitsel yolda öğreniliyor. Yani direktmen biz bunu kelimeye baktığımız zaman bunu bilemiyoruz. Ancak bunu Araplardan duymuşsak veyahut da bir sözlükte rast gelmişsek veyahut da cümle içerisinde bir Arap metninde cümle içerisinde kullanımına tanıklık etmişsek bu şekilde onun mühendis kullanımda olduğunu fark edebiliyoruz. Bunun dışında bunları öğrenmek için herhangi bir e, kural yok. Ancak bazıları için bir takım kurallar geliştirilmiş. Ben tümü için size bu kuralları söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar bir kelimenin sonunda tay marbuta varsa dedik. Bunlar mühendistir. Bunun dışında vücutta, insan vücudunda Çift bulunan organlar yine burada mühendis olarak değerlendirilmiş. Üçüncüsü dedik zaten gerçek manada dişilik özelliğine sahip olanlar zaten gerçek müenneslerdir. Araplardan duyularak öğrenilenler vardır dedik. Herhangi bir kurala bağlı olmayanlar. Bir de kıymetli arkadaşlar kabile, köy, şehir, devlet isimleri de genellikle mühendis olarak kabul edilmektedir. Bunlar bir şekilde bir sistematiği içerisine oturtulmuş haliyle ifade ettiğimiz müennes türleridir. Bunlar bilmekte insanın cümle yapısında doğru kullanımı için faydalar vardır. Dolayısıyla bu anlamda Arapça için olmazsa olmaz dediğimiz temel şeyler kesinlikle müenneslik, müzekkerlik uyumunu çok iyi bir şekilde bilmek, sayı aynı sayı uyumunu, adet uyumunu da çok iyi bir şekilde bilmek gerekmektedir. Ee, kıymetli arkadaşlar müennes müzekkerle ilgili birkaç örnek vererek dersimizi bitirelim inşallah. Size fikir vermesi için bu anlamda bazı örnekleri getirelim. Ekranda sizler de görüyorsunuz. Zehratun ifadesi sonunda tay marbuta olan bir isimdir. Bunun mühendis olduğunu doğrudan biz kendimiz kurala bağlı olarak fark edebiliyoruz. Dalhatu ifadesi ya da melike ya da meliketu ifadesi, seyyare, davile, kitabe, meriva ifadesi. Bunların hepsi sonlarındaki tay marbutadan dolayı doğrudan müennes olarak bilinen, fark edilen kelimeler. Bir de e, vücutta çift bulunan organlar demiştik arkadaşlar kuralımızda. Bu da aynı ifadesi arkadaşlar. Göz demektir. İnsanda iki tane mevcut olduğu için bunu da Araplar müennes olarak kabul etmiş. Yine ricil kelimesi ayak. insanda iki tane olduğu için bunu da müennes kabul ediyoruz. Uzun kelimesi. Yine kulak. Bu da iki tane olduğu için. Yet, kadem, el, ayak. Bunlar da yine iki tane, ikişer tane olduğundan dolayı bunlar da Araplar tarafından müennes kabul edilmiş. Bunun dışında gerçek mühennes dediğimiz yani Meryem, Zeynep bunlar biliyorsunuz bayan isimleri. Bunlar gerçek hakiki mühennes dediğimiz insan veya insan dışı canlı varlıklardaki dişil türlere söyleniyor. Bu hakiki mühennes dediğimiz ifade. Bu anlamda bunlar gerçek mühennestir, hakiki mühennestir. Meryem, Zeynep, Suat ve Hint ifadesi. Bunlar bayanlar için kullanılan isimler olması hasebiyle. Bunun dışında kıymetli arkadaşlar bir de Demiştik ki sonunda herhangi bir tay marbuta veya herhangi bir şey olmadan Araplardan duyularak öğrenilenler var. Yani herhangi bir şekilde ne sonunda tay marbuta mevcut, ne gerçek müennestir, ne vücutta çift bulunan bir organdır. Yani herhangi bir şekilde biz bunun müennesliğini tespit edecek bir kural bulamıyoruz. Sadece bunu Araplardan duyduğumuz haliyle alıyoruz. Araplar uht ifadesini, üm um ifadesini, nar ifadesini, şems ifadesini, bir ifadesini, el ard ifadesini, ve harb ifadesini, el harb ifadelerini müennes olarak kullanmışlardır kıymetli arkadaşlar. Aslında bunların isimlerine baktığımız zaman Uhud kız kardeş demek, üm anne demek bunlar belki biraz daha hani mantıksal olarak müennesliğine varılabilir. Ancak nar ifadesi, ateş, ateşin müzekker mi mi olduğu ile ilgili insan fikir yürütmekte doğrusu çok da e, iyi bir sonuca varamaz. Şems ifadesi yine güneş bir dediğimiz yine kuyu ifadesi veya da el ard yeryüzü yeryüzünün mühendisliği veya da müzekkerliği bize göre çok da fark edilebilir bir şey değil veya da el harp savaş ifadesi bunlar tamamen kıymetli arkadaşlar Araplardan duyularak öğrenilen bilgilerdir. Bunlarda kesinlikle herhangi bir kural icra edilmemektedir. Evet değerli arkadaşlar, e, ismi işaretle ilgili konumuzun da sonuna geldik. Burada size dilimizin döndüğünce ismi işaretleri, bunların kullanımlarını, bayan erkek formlarını, tekil, ikil veya üçül ya da üç ve daha fazla çoğul formlarını anlatmaya çalıştık. Bununla birlikte müzekker müennes uyumuna da vurgu yaptık. Nasıl tespit edeceğinizle ilgili bir takım kuralları söyledik. İnşallah istifade etmek dileğiyle kalın, sağlıcakla Allah'a emanet olun diyorum.